Diyanet TV ekranlarından tüm izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Farklı Bakış programından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün stüdyomuzda din eğitiminin temellerini ve Türkiye'de din eğitiminin durumunu konuşmak üzere iki kıymetli hocamızı ağırlayacağız. Yalova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Suat Cebeci hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza ve Necmet Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muhiddin Okumuşlar hocamız. Hocam siz de hoş geldiniz hoş programımıza. Efendim e, tabii ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İslam'ı yeryüzüne tebliğiyle ile birlikte İslam'ın bir eğitim süreci söz konusu. Lakin din eğitimi dediğimizde Hazreti Adem'le birlikte başlayan Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ilk peygamber ve ilk din olarak İnne dine indallahil İslam ayetini dikkate aldığımızda İslam'ın Hazreti Adem'le birlikte başlayan ilk tebliğinden ve öğretim modelinden, eğitim modelinden bahsetmek mümkün. Biz bugün programımızın süresi içerisinde belki o kadar geriye gidemeyebiliriz ama bütün peygamberlerin din, eğitim ve öğretim modellerinin de aşağı yukarı aynı şartlar muvacehesinde gerçekleştiğini dikkate alacak olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din eğitim modelini ve İslam'ın din eğitim modelini konuştuğumuzda aslında ilk insandan itibaren bugüne kadar ki bütün dinlerin eğitim modelini de bir manada konuşmuş olacağız. Ve Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de din öğretimi, din eğitimi ne durumdadır? Genel bir fotoğraf çekmeye çalışacağız. Çünkü bu fotoğrafı çektiğimiz takdirde sorunlara çözüm bulmak ya da var olan mevcudu daha da iyiye doğru götürmek mümkün hale gelecek. Alanında uzman iki din eğitimcisi hocamızla biz bugün bu konuları masamıza yatıracağız e, ve farklı bakışta din eğitimine, din eğitiminin temellerine ve Türkiye'deki din eğitimine farklı bir perspektiften bakmaya çalışacağız. Ben hemen solumdan e, Suat hocamla başlamak istiyorum. Şimdi hocam Tabi din eğitimi deyince biz her alanda olduğu gibi bunun da temellerini Kur'an ve sünnette arıyoruz. Dolayısıyla da her alanda bizim dayandığımız temel iki dayanak noktası olan Kur'an ve sünnette din eğitimine dair neler vuruyoruz? Kur'an-ı Kerim bize din eğitim öğretim modelleri konusunda nasıl bir yol açıyor diyerek ilk soruyla başlamak istiyorum. Önce size ve değerli seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi din eğitiminin temellerini tam doğru bir şekilde anlayabilmek için bir din eğitiminin ne olduğuna kısaca bir kısaca bakmak Lütfen. lazım. Lütfen. Çünkü bu konuda mesela dini bilgileri zihne yığmak da din eğitimi sayılıyor. Hı hı. Kullanılmayan bilgileri zihne yığmış olmak ee, ne kadar anlamlı. O yüzden de şöyle düşün, diyoruz uzatmamak için din eğitimi insanlara dini bilgi, dini değerler istikametinde bilgi, duygu ve davranış kazandırma faaliyetidir. Evet. Yani sadece bilgi değil. İslami açıdan bilgi temel bir araçtır. Amaç değildir. Araçlığı e, yerine getirdiği ölçüde değerlidir ve temel bir değerdir de ayrıca. Ama bilgi amele yansımadığı sürece, itikada yansımadığı sürece bir kıymeti yoktur. Evet. O zaman din eğitimi dediğimizde insanların bilen, hisseden ve yaşayan dini değerleri hale getirilmesi diye düşündüğümüzde dinin bütünüyle, akidesiyle, ahlakıyla, ibadet ve muamelatıyla insanlara benimsetilmesi ortaya çıkar. Bu anlamda aldığımızda İslam'ın insanlara intikali din eğitimidir. Evet. Onun için de Resulullah Efendimiz innama bi ustu muallimen ben öğretmen olarak gönderildim buyuruyor. Bize ilettiği her şey din adına, dini değerler adına bir öğretimdir. Kur'an-ı Kerim de baştan aşağı insanların hem bilgi, hem ahlak, hem inanç, hem ihlas, hem amel bakımından daima mükemmele yürüyüşlerinin reçetesini verir. İşte din eğitimi bu. Evet. Oradan baktığımızda e, şöyle bir ayet-i kerime var. Estağfurullah. Vallahi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'a. Allah sizi annenizin karnından çıkardığında yani dünyaya geldiğinizde hiçbir şey bilmiyorlar, bilmiyor olarak gelirsiniz. Şimdi doğduğunda insan neyse ondan sonra kazanımlarının tamamı ona verilen kazanımların tamamı din eğitimidir. Eğitimdir yani. Hı, hı. Dinidir veya değildir. Sadece dine inhisar etmeyelim. Ama eğitimdir. E, o doğuştan getirdiklerine fıtrat diyoruz. Fıtrat Allahi illeti fetaren nasa yani Allahu Teala bütün insanları bir fıtrat üzere yaratmıştır. İnsaniyetlik fıtratı. Yani her la tebdil ile La tebdil değişmez. Onunla değişim yoktur. Yani her insan üzülür, güler, ağlar, umut eder, sever, nefret eder. Bunlar dünyanın her tarafında insanların ortak özelliğidir. Bunlar insandan da kaldırılamaz. Bir insan korkusuz hale getirilemez öfkesiz hale getirilemez. Heyecansız hale getirilemez. Sevgisiz Ama hale getirilemez. Sevgisiz, nefretsiz hale getirilemez. Çünkü değişmez özelliktir. Ama bunlar yönlendirilir. Siz eğitimle insanı güzel şeyleri sever duruma getirirsiniz. Kötü şeylerden nefret eder duruma getirirsiniz. Eğitimdir bir insanı Filistinliğinin acısını yüreğinde hissettiren eğitimdir bir insana Filistin'in acısından keyif aldıran, evet. Yani birisi ondan keyif alır, birisi acı duyar. Ama işin ikisinde de hem keyif almak var, hem acı duymak var. Aynı şekilde bizim zararlı gördüğümüz, kötü gördüğümüz şeyinde e, kötülüğünden keyif alırız, memnun oluruz en azından. E, efendim onun e, hakimiyetinden de acı duyarız. Bu bize gösteriyor ki hayat eğitimden ibaret. Ya hayat öğrenmelerden ibarettir. Yani bizim beş duyumuz çalıştığı sürece, uykuda olmadığımız sürece öğrenme devam ediyor. O zaman neler öğrendiğinize bakacaksınız. Allahu Teala yine az önce okuduğum ayetin devamında, fıtrat ayetinin devamında buyuruyor ki: İnne sema basara bel fuade. Kullu lillahi kana anham yasula. Yani sizin gözünüz, kalbiniz, kulağınız bunlar hepsi yaptıklarından, fiiliyatlarından sorumludurlar. Yani siz rastgele her şeyi dinlerseniz sorumlusunuz. Her şeyi dinle, dinlemeyecekleriniz var, görmeyecekleriniz var, hissetmeyecekleriniz var. Zihninizde onun fikriyatını geçirmeyecekleriniz var. Dolayısıyla bunların hepsinden sorumluysak din eğitimi demek insanın bütün azalarıyla Hakk'a yönelmesini sağlamaktır. Eyvallah. Hakk'a yöneldiğiniz zaman, onun yolunu yöntemini bulduğunuz zaman... İyi bir din eğitimi yapma yoluna girmiş olursunuz. Kur'an'ın da bütünü zaten insanı hakka ve hakikate sevk etmek, sevk ulaştırmaktır. Dolayısıyla Kur'an baştan sona aslında bir manada din eğitimi, din evet. öğretimi yapmaktadır. Buytun hocama burada dönüyorum. Hayır. Peygamber Efendimiz de 23 yıllık risalet hayatının tamamında bir din eğitim öğretim hocası. E, tabiri caizse tabirimi mazur görün e, ve onun da bütün e, din eğitim ve öğretimine dair e, kendisine şiar edindiği hususları biz Kur'an'dan aldığını görüyoruz. Yani kavlileyin mesela bu ayet-i kerimeyi hatırlıyorum ben. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sen onlara yumuşak sözlü davranmasaydın onlar etrafından dağılır giderlerdi. Bu manada Resulullah'ın din eğitimi ve öğretimine dair, metoduna dair ne söyleyebiliriz hocam? Ee, teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabi Resulullah'ın eğitim metodunu konuşmak için bu zaman yetmez. Elbette. Eyvallah. İsterseniz e, buna temel olarak sizin de bahsettiğiniz efendimizin eğitimi demek, Kur'an demek diyen yani onu öğretiyordu. Evet. Bundan dolayı Kur'an buna nasıl bakıyor ile alakalı e, Suat Hocamın kaldığı yerden birkaç kelam etmek istiyorum ben. Belki biraz daha konuyu lütfen açmak. Lütfen Belki bilinenin biraz dışına doğru da çıkmak, kalıpların biraz dışına çıkmak istiyorum. Programın adı da malum farklı bakış. Farklı da. bakış. Tabi bu yanlış anlaşılmasın. Yani yeni bir şey icat etmek değil ama bir açılım sağlamak anlamında söylüyorum. Şimdi din eğitimi diye bir başlık koyduğumuz zaman aklımıza din geliyor ve bir de din dışı. Din ve din dışının yeri neresi? Aslında burada temel nokta şu Sami Bey. Biz din ...diye ne ediyoruz? Dinden ne anlıyoruz? Din evet. tanımı. Dini nasıl tanımlarsanız... ...din eğitimi de o şekilde şekillenir. Burada din eğitiminin metotlarını konuşmak... E, ...tabii ki yer, zaman yetmeyecektir. Öncelikle din eğitimi ne diye soruyoruz ya... Hı hı. ...bunun dini ne? Din eğitiminin dini ne? Eğer din eğitiminin dini... ...bir form olarak... ...yani inanç, ibadet, ahlak dediğimiz... Özel bir alan ve bu alanın içerisinde belli formlar belli ritüeller, normal, bütünü. ritüeller bütünü diye düşünürsek o zaman din ve din dışı eğitim diye bir konu çıkar. Peki Kur'an böyle bir şey öngörüyor mu? Ben burada din tanımından başlamak istiyorum. Çünkü aslında Kur'an kavramları, e, Kur'an kavramları, Kullanılan kelimelerdir. Bu kelimelerin bir takım açılımları var. Yani mesela semantik tahlil falan diyoruz biz akademik dilde ama daha anlaşılır e, dinleyicilerimizin rahat anlayacağı şekilde konuşalım. E, kelimenin kök anlamı ne? Din ne demek? Evet. Dinin İslam dininin tanımından bahsetmiyorum. Din kelime olarak ne demek? Din yol mezhep gidilen yol yordam demek. Bunun tam Türkçe karşılığı yani bugün anlayacağımız dildeki karşılığı yaşam tarzı demektir. Evet. Din demek yaşam tarzı demek. Dolayısıyla yaşam tarzı olarak insanlar ne yaşıyorlarsa dinleri odur. Evet. Bu bağlamda düşündüğümüzde dinsiz insan olmaz. İlahi bir dine mensup olmayan insan diyebilirsiniz. Hiçbir din kabul etmeyen dersiniz ama o kişinin yaşam tarzı da dinidir. Yani dini ve la dini diye bir ayrım yapamazsınız. Kay kaynaklar açısından yaparsınız. Evet. Ama, Ama yaşam açısından tarzı yapalım. açısından la dini diye bir olay olamaz. Çünkü yaşam tarzıdır. Burası bir temel nokta. Şimdi din yaşam tarzıdır dersek ve bunu kabul edersek ki ben öyle kabul ediyorum. Burada karşımıza şu çıkıyor. Yaptığımız her iş yani 7-24 ve bir ömür boyu. Bütün tutum ve davranışlarımız, bütün inançlarımız tamamen dindir aslında. Peki İslam Nerede? Burada şöyle bir ayrıma gidiyoruz, e, bu form olarak dinler, yani ilahi dinler, ilahi olmayan dinler ayrımları yapılabilir. Dinlerin hepsi yaşam tarzı öngörmez. Mesela kimi dinler vardır, sadece münzevi bir hayattır. Tanrı ile insan arasındaki ilişkinin adıdır din, başka şeye karışmaz. Böyle bir din e, oluşmuş, i̇cad böyle icat edilmiş olabilir. Fakat İslam temel itibariyle zaten yaşam tarzı öngörüyor. Yani sizin her anınıza müdahale ediyor. Şimdi böyle bir din, yani Allah'ın son nizamı aslında Hz. Adem'den beri gelen din aynı din ama son formu bu. Her şeyinize müdahale ediyor. Oturmanıza, kalkmanıza, yemenize, içmenize, yaşam alanlarınızın tümüne. Ve bu arada eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber, Kur'an son kitap bir daha da gelmeyecekse, tüm zamanlardaki başınıza gelecek her olaya müdahale ediyor. Öyle değil evet, mi? doğru. Yani Peygamber Aleyhisselam yaşadı ve vefat etti. Tekrar peygamber gelmeyeceğine göre evet. yeni olaylar, yeni durumlar, değil mi? yeni zamanlar içerisinde farklı şeylerle karşılaşıyoruz. O yüzden mesela modernizm karşısında bazen çaresiz kaldığımızı hissettiğimiz ya da bir olayla karşılaştığımızda biz burada ne yapacağımız dediğimizde siz diyorsunuz ki İslam son din, Resulullah da evet. son peygamber buna kesinlikle bir çaresi, formülü Var. vardır. Var. Yani modernizm karşısında... İslam çaresizdir. Burada çözüm üretemez deme şansımız yok. Siz çaresiz kalabilirsiniz bir müslüman evet. olarak ama İslam'ın buna dair bir çaresi, çaresi var. var. Zaten din eğitiminin bizdeki en önemli eksik noktası burası. Biz belli kalıplar içerisinde yürüttüğümüz için mesela çocuklarımıza namaz hocası kıvamında din öğretiyoruz. Ama onun dışında çocuk dışarıda sosyal medya yani mesela Twitter ahlakı diye bir şey var mı? İslam Twitter'a nasıl bakar? Bunu üretmek zorundasınız. Din buraya da karışıyor. Aksi takdirde siz bunu üretmezseniz çocuğunuz telefonu eline aldığında evet. sosyal medyada din dışı bir hayat yaşadığını düşünebilir. Kesinlikle ve şunu söylememiz lazım. İslam dünyası Hz. Peygamber'den sonraki dönem içerisinde bir ilimler tasnifine gitti. Dini ve dini olmayan ilimler. Hı hı. Gazali merhumun da tesciliyle ki kendisi hutjetül İslam görüldüğü için onun dediği sanki nas gibi anlaşılıyor. Ondan sonra sanki dini ve dini olmayan ilimler. Ben burada dini ve dini olmayan ilimler ayrımını doğru bulmuyorum. Dini olmayan bir ilim olmaz. Fakat bu bakış açısıyla bakmamız lazım. Yani e, mesela bir tefsir ve matematik. Ya tefsir ayrı matematik ayrı. Evet ayrı ayrı disiplinler. Ama şunu demiyorum. Tefsir ilmiyle ben matematiği çözüyorum. Bunu kastetmiyorum. Matematik dediğimiz alan dinin ilgilenmediği bir alan değil. Fizik, kimya, biyoloji, tıp bütün alanlar. Bu daha uzun bir konu belki daha uzatmak mümkün ama buna Kur'an'dan e, karşılık ne olabilir? Çok daha uzatmadan özetlemeye çalışacağım. Biz genellikle böyle kısa konuşmaya alışık değiliz. Televizyon programları e, kısa evet. zamanlardır. Biz derslerde uzun konuşmaya alışık olduğumuz için kusurumuza bakmayın. Şimdi bu bağlamda düşündüğümüzde Kur'an'ın e, hedefi nedir? Kuran bir e, türler içerisinde, diğer canlılar içerisinde bir tür olan insanı hangi noktaya getirmek ister? Kuranın amacı nedir? Buna çok kolay Müslüman olmak diyebiliriz. Ama ben Müslüman olmanın ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle, Bakara suresinin hemen başında "Ya Yuhanna" diye başlayan ilk ayet "Ey insanlar". Bunun iki anlamı var. Bir bütün insanlık Türüne hitap ediyor. Bunu anlıyoruz. İkinci anlamı da şu. Biraz işari bir yorumla söylüyorum. Eğer insan olmak istiyorsanız, eğer insan olmak ise arzunuz, yani, tersten okuyun. Allah'ın sizi muhatap olduğu bir evet. insan olmak arzusundaysanız. Peki ayrımı nereden yapıyoruz? İnsan kelimesini biz bir tür adı olarak kullanıyoruz. Beşer. Hı hı. Yani diğer varlıkların içerisinde şu özelle sahip olan bir canlı türü. İkincisi insan olmak bir erdemdir. İnsan olmak diye bir mertebe vardır. Biz bunu halk arasında kullanırız. Önce insan ol deriz. İnsanlıktan nasibini almamış deriz. İnsan olmak diye bir şey vardır. Tür değil. İşte o insan olmak dediğimiz şey için Allah'ın bizden istediği şu devamını okuyoruz. Ubudu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum Evet. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinizin kölesi olun ki böylece o insan olmamak durumundan sakınmış korunmuş olabilirsiniz. Ben şöyle anlıyorum bu ayeti. İnsan olmanın yolu Allah'ın kölesi olmaktır, kulu olmaktır. Kölelik kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü köle olmak demek bizim dilimizde çok yaygın kullandığımız bir şey değil çünkü kölelik yok bugün. Evet. En azından modern kölelikler olabilir ama bu bildiğimiz hani insanların köle olması boyunla boyunduruk onlar yok. Peki nedir buradaki ana konu? Kölelikteki temel duygu bağlılıktır, bağımlılıktır. Siz İnsan olma erdemine ulaşabilmek için Allah'a bağlı olmanız gerekiyor. Devamına bakıyoruz. Ben ayetleri tek tek meal vermeden okumaya çalışacağım. Dört temel unsur. Yeryüzü, gökyüzü, su ve gıda. Bu dört şey size veren Allah'tır diyor. Hı hı. Şimdi şöyle düşünelim. Yeryüzü ki yerde yaşıyoruz. Mekan olmadan yaşayamıyoruz. Gökyüzündeki en basit anlayacağımız teneffüs ettiğimiz hava oksijen. Su zaten temel e, hayat kaynağımız Eyvallah. ve o su aracılığıyla çıkan yiyecekler, gıdalar. Bu dört temel unsur olmadan biz yaşayamıyoruz. Demek ki biz insan olarak zaten bu dört şeye bağlıyız, bağımlıyız. İnsan bağımsız, özgür bir varlık değil. Bağımlı bir varlık. Ayetin devamında deniyor ki e, فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bilerek Allah'a eşdeğer varlıklar tanımayın. Yani bildiğiniz alanda, mesela biz şu an teneffüs ettiğimiz havanın farkında değiliz. Bilmeden teneffüs ediyoruz. şuursuzce yapıyoruz. İstem dışı. Ama şuurlu olarak bilgimiz dahilinde olan kısımda Allah'a eşdeğer varlık kabul etmeyin. Çünkü insan iradesiyle seçim hakkıyla diğer varlıklardan ayıran en önemli yaratılmış varlık. Şimdi seçim hakkımız, irademizle seçme konusunda Allah serbest bırakıyor. Ve bizden istediği şöyle diye anlıyorum ben. Bizim insan olmamızı istiyor. Bunun yolu da Allah'a bağlı olmak. Eyvallah. Bir sonraki ayet o kadar net anlatıyor ki, eğer kulumuza indirdiğimizde şüpheniz varsa bir surede siz getirin. Ayetin manasını biliyoruz. Kur'an'ın bir benzeri. Bir işare yorumla söylüyorum. Kulumuza diyor, ''Ala abdine, ala rasuline'' denmiyor. Peygamberimizin kulluk, kölelik, Allah'a bağlılık kısmına dikkat çekiliyor. Gerçekten Peygamberimiz peygamber olduktan sonra vefat ettiği ana kadar Allah'a kölelik ve kulluk dediğimiz o bağlılıktan bir an, bir nebze, çok az bir mesafe dahi olsa uzaklaşmadı. Bu neyi gösteriyor? O en güzel kul, en güzel örnek. Üsve-i hasene olarak da bize sunuluyor zaten. Peki, eee Müslüman olmayan topluluklar dahi Muhammed Aleyhisselam'ı ne diye tanımlıyorlar? Mükemmel insan. Evet. İnsanlığında hiçbir sorun yok. Peki Muhammed Aleyhisselam'ı en mükemmel insan yapan şey nedir? Allah'a Allah kulluğu, Allah'a bağlılığı. Şimdi peygamberi yani Muhammed Aleyhisselam'a gelen, insanı insan yapan değerler konusunda şüpheniz varsa buyurun bir tane de siz getirin. Ama ayetin devamında deniyor ki وَادْعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışındaki şahitlerinizi çağırın. Şimdi insan insan yapan değerler. Bana bir değer söyleyin. Adalet. Adalet. Allah'ın söylediği bir şey. Evet. Doğruluk, dürüstlük. Aklınıza her ne gelirse. Bunların hepsi Allah'ın söylediği unsurlar. Bana bir tane değer söyleyin ki Kur'an'da olmasın. Allah onu vaaz etmiş olmasın. Evet bu yok felemtfal ulan tefalu yapamadıysanız ki yapamayacaksınız diyor. Şimdi burayı toparlayalım. Bizim olmamız gereken şey insan olmak. İnsan olmak. Hı hı. Peki Müslümanlık nerede? Müslümanlık teslim olmak demek. Nedir o teslim olmak? İradeyi Allah'a teslim etmek. İradeyi Allah'a teslim etmenin anlamı nedir? Ben hiçbir şey düşünmeyeceğim demek değil. Bilerek, isteyerek kendi seçim gücün ve hakkını kullanarak Allah'ın dediğini seçmek. Önündeki seçenek var. İstediğini yapabilirsin. Sen kendi isteğinle, kendi kabulünle, kendi arzunla Allah'ın istediğini seçtiğin an Müslüman oluyorsun. Teslim olmak budur. Evet. Peki bu seni nereye taşıyor? İnsan olmaya taşıyor. Şimdi böyle bir bakış açısıyla baktığımızda o zaman dışarıda hiçbir şey kalmıyor. Dini ve dini olmayan böyle bir alan yok. Mesela sabah kalkıyor bir insan, ticaretle uğraşıyor veya işçi, veya esnaf veya işveren veya ev hanımı aklınıza her ne gelirse günlük yaptığı şeyler var. Tamamı dinin içinde. Evet, evini temizleyen bir ev hanımı din dışı bir iş yapmıyor. Evet. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tüm hadislerinin de baktığımızda sizin bu dediğiniz noktaya geliyoruz. İşte oraya geliyoruz değil mi? yani siz evet. de ilk sorunuz buydu. Peygamberimizin hayatında dini ve dini olmayan alan var mı? Yok. Bakın şöyle bakmayacağız. Namaz, oruç, hac, zekat değil din sadece. Ne yapıyor? Peygamberimiz evine geliyor. Hanımıyla, eşiyle konuşuyor, sohbet ediyor. Bir üzülecek durum varsa üzülüyor. Sevinecek durum varsa seviniyor. Bunların hepsi aslında... İnsan olmanın gereği. Evet Ama neye sevinilir, neye üzülünür? Mesela diyelim ki e, Allah'ın istemediği bir durum var. Yani Allah'ın memnun olmayacağı, Allah'ın razı olmayacağı, Allah'ın hoşuna gitmeyecek Türkçe hı hı. ifadeler. razı olmak. Böyle bir durumda Peygamberimiz Allah'ı memnun etmeyecek şeyi tercih etmiyor. Diyelim ki bir şey teklif edildi kendisine. İnsan olarak yapılabilir, fena değil. Hani insanın hoşuna da gidebilir. Ama eğer o Allah'ın istemediği bir şeyse onu yapmıyor. Olay budur. Peki bunları topladığımız zaman bakıyorsunuz peygamberimize insanlarla konuşan, pazara giden, onlarla görüşen, onlarla beraber gülen, onlarla beraber ağlayan bir peygamber var. O zaman şöyle söyleyeyim özet olarak çok uzattım sözü kusura bakmayın. lütfen. Medine'ye tepeden bakma şansımız olsa peygamberi yakın, Saadete, asr-ı saadete. Şöyle bir tepeden bakabilsek. Dronu kaldırsak. Kaldırsak ve insanların davranışlarına baksak. Tek tek böyle yakınlaştırsak kameralarla bugünkü tabirle dediğiniz gibi. Ne görürüz? Günlük hayat görürüz. Evet. Peki biz ne diyoruz genel olarak? Medine, İslam devleti, Medine toplumu, İslam toplumudur, İslam'ın özüdür. Her şey orada var. Oradaki her şey gerçekten bir insanlık örneği. Mesela bir gün Ebu Zer radıyallahu an canı sıkılıyor, kızıyor. Bilal Habeşi'ye diyor ki kara kadının oğlu. Tam Türkçesi pis zenci diyor. Hani amiyane tabirle. İnsan olarak kızabilir, hani olabilir bir şeyine canı sıkılmış. Ee, onun zencir olduğunu, renginin siyah olduğunu söylemekte sakınca var mı? Var. Siyahı söylemiyor, aşağılıyor. Ve Efendimiz ne diyor? Sende hala cahili adeti var. Evet. Ve Ebu Zer rivayetlere göre affettirmek için işte yere yatıyor ben çiğne diyor falan bu çeşit biraz abartılı da olsa rivayetler var. Şimdi bakın bu dindir. Halbuki insanlar kızar değil mi? Ama ne yapacak? Kızdığın zaman aşağılayacak onun ırkını, onun rengini, onu rencide edecek şekilde asla kullanmayacaksın. Peki böyle davranmak bizi insan olmaya taşımaz mı? Biz bugün bu değerleri tartışıyoruz. Dünya evet. insan hakları işte e, insanların kardeşliği efendim dünya vatandaşlığı üzerinde tartışmalar yapıyoruz. Yani insanları nasıl aşağılamamayı öğretiriz? E, peygamberin yaptığı bu zaten. E buyurun size din. öte taraftan namazsa en güzel şekilde kılınıyordu. Efendim aile hayatıysa en güzeli Dolayısıyla biz eğer dini yaşam tarzı olarak anlarsak dışında kalmayan kalan hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmaz. O zaman hocam ben buradan cümlenizi tamamladıysanız e, şöyle buyurun. alayım. Din eğitimi dediğimiz şey de hayatın bütününe dair bir eğitim süreci. Bunun dışında kalan bir şey de yok. Din öğretiminin, din eğitiminin dışında evet. kalan bir süreç de yok. Yani hayatta bizim matematiğe ihtiyacımız var mı? Var tabii ki. Şu an bir binanın içerisindeyiz ve bu bina... Eğer hesapla hesap edilip o kurallara uygun yer çekimi kanununa uygun yapılmazsa, Allah'ın Kuranda teshir dediği yasaya hizmetimize emrimize verdiği yasaya uygun yapılmazsa, bu bina çöker. Evet. Bu yayın da izleyicilerimize sayısal e, yayın evet. diye geçiyor. Değil mi yani? Sayısal verilerle ulaşıyor. Hocam çok teşekkür Dil ediyorum. Dil dışı bir alan kalmayacak o zaman. Eyvallah. Evet. Suat Hocam'a döneceğim. Hocam şimdi hocamın bıraktığı yerden şöyle bir soruyla ben size sözü bırakmak istiyorum. <laughs> Peygamber Efendimiz hayatın tamamını bir Müslüman olarak yaşadı ve onun hayatın din dışına atabileceği bir alanı da yoktu. O kadar ki izleyicilerimizden özür diliyorum. E, i̇htiyaç gidermek için e, tuvalete giderken onun bile bir edebi adabı, onu bile bir dini formun içine soktu. Sol ayakta girilen, sağ ayakta çıkılan ve bize rivayetlerde gelen bir takım duaların da okunduğu bir sürece <laughs> doğru geldi. Biz o zaman bugün hayata bu zaviyeden, bu pencereden bakabiliyor muyuz? E, din eğitimi ve öğretimi derken, şimdi buradan yavaş yavaş Türkiye'de din öğretimine, din eğitimine doğru da geliyor. Ee, biz biraz hayatı hocamın e, bıraktığı yerden e, ikircikli mi görüyoruz böyle seküler seküler bir, seküler bir, bir algıyla mı bakıyoruz meseleye? Şimdi meselenin özü şu. Ee, biz hayatı yaşarken hem öğretiyoruz hem öğreniyoruz. Evet. Yani davranışlarımızla, ilişkilerimizde, yaşantılarımızda hem insanlara bir şeyler öğretiyoruz. Bizden gören, duyan, işiten bizim yaptığımızı öğreniyor. Biz de aynı şekilde başkasından. Dini eğitim bu anlamda hayatın bütünü. Yani siz yaptıklarınızı, ettiklerinizi dini değerlere uygun sürdürürseniz o topluma dini değerlerin yansıması anlamına gelir. Aynı şekilde siz olmaması gereken yerlerde bulunursanız kendi değerlerinize aykırı telkinlere maruz kalırsınız. Buna baktığımızda Hayatın tamamı öğrenmelerden ibarettir demiştik. Ve tamamı da dini öğrenmelerden ibarettir. Çünkü niye siz de söylediniz, Muhittin Bey ile söyledi. Hayatın bütünüdür İslam. Yani hiçbir davranışımız İslami anlamda değerlendirme kapsamı dışında değildir. Eğer öyleyse hangi davranışımızı hangi dini ölçülere göre yapmamız gerektiğini bilmek, öğrenmek dini bir sorumluluktur. Evet. Şimdi din eğitimi dediğimizde de o zaman olaya böyle bakmak lazım. Beşikten mezara kadar yaşadığı her ortamda, yaptığı her işte nasıl yapacağını ilahi rızaya, peygamberin sünnetine uygun bir şekilde, yaratılış gayemize uygun bir şekilde nasıl yapacağını öğretmedir din eğitimi diyebiliyoruz rahatlıkla. Şimdi burada bizim <laughs> üzerinde durmamız ısrarla gereken bir husus var. O da şu. Gider ayak günümüzde e, din eğitimi denince sadece ibadetler ağırlıklı bir yapı akla gelir oldu. Evet. Af estağfurullah. Bana. Yani e, ibadet, e, itikat ve <laughs> muamelat dediğimiz bölümde ibadet ekseninde bir bakış yani açısı ibadet hakim. İbadet dindarlığı diyeceğimiz bir dindarlık ortaya çıktı. Muamelatı umursamayan ama ibadete ağırlık veren, ibadetleri tam hatta fazlasıyla Yerine getirdiğinde tam bir Müslüman olduğunu zanneten bir anlayış. Bu doğru değil. İbadetler olmazsa olmaz. Ama din ibadetlerden ibaret değil. İbadetler aslında dinin sadece küçük bir kısmı. En de kolay kısmıdır. Yani günde beş vakit namaz kılmak. Yılda bir defa oruç tutmak. Varsa malını zekatını vermek. Bunlar dinin yapılabilecek en kolay kısmıdır. Bütün hayatı adaletle yaşamak buna Asıl, göre çok daha zor. Asıl hakkı yememek, dürüst olmak, yalan söylememek, kimseyi kırmamak, akrabalık, komşuluk, arkadaşlık, dostluk ilişkilerini üst düzeyde, karşılıklı saygı, sevgi, merhamet, şefkat, efendim ferakat, hatta güven içerisinde sürdürmek. Bütün bu hayatın geriye kalan bizim muamelat dediğimiz, kısımlar da dinin içindedir. Hiçbir davranışımız dini açıdan anlamlandırılmayacağına göre her davranışımızı dini açıdan nasıl yapacağımız ciddi bir sorundur. O zaman Türkiye'de oraya geliyor ister istemez başka dinler bir yana ama bizi ilgilendiren kısmı şu ki din eğitimi yapacaksak o zaman insanların beşikten mezara kadar nasıl bir kişi olacağını öğreteceğiz. Nasıl bir kişi olacak? Bilgisiyle, duygusuyla, davranışlarıyla, ahlakıyla, ilişkileriyle, yaşantısıyla, kabulleriyle, kanaatleriyle, alışkanlıklarıyla nasıl bir kişi olacak? Çünkü din öyle bir şey ki bazen din alışkanlıklarla var olur. Eğer namaza alışkanlık kesbetmezseniz namazı düzgün kılamazsınız. Size ağır gelebilir gelmek bir yana sık sık tekrar şeyi ihmal, Terk edersiniz, edersiniz. ihmal edersiniz. ihmal edersiniz. Aynı şekilde diğer dini davranışları selam vermek, halatır sormak ne bileyim. E, dini görevleri yerine getirirken alışkanlıklar önemli bir sığınaktır. Gelenekler, adetler, toplum olarak ürettiğimiz yaşam tarzı da din ile eğer dizayn edilmişse çok rahat oluruz. O zaman din eğitimi bir yerde toplumu da Dini değerlerinin yaşanmasına uygun bir şekilde dizayn etmeyi de gerektiriyor. Yani bazen çok sınırlıyoruz din eğitimi, din öğretimi tamam. Hı hı. A, din eğitimi e, dediğimiz zaman daha kapsamlı. Kur'an kurslarına, il, imam hatiplere ve ilahiyatlara sadece münhasır kılabiliyoruz bazen din eğitimi öğretimini. Dediğimiz evet. Oysa bunun dışında her alanda e, din eğitimi insanı Muhittin Bey'in söylediği insanlaştırmak belki bunu biraz insanı kamil, seviyesine çıkarmak diyelim. Ya bir kemal yolculuğudur din aslında. Din eğitimde insanı o kemal yolculuğunda sürekli besleyen, sürekli geliştiren, hatta yeni yeni metotlarla, yöntemlerle, araçlarla onu sürekli ileriye taşıyan bitmez tükenmez ve dinamik bir süreci ifade eder. Peki hocam biz biraz dualist mi yaklaşıyoruz burada meseleye meseleye e, dini e, hayatı dini ve dini olmayan din eğitimine dair alan ve din eğitimine dair olmayan alan diye ayırarak kendi zihnimiz zihni konforumuzu mu sağlamlaştırmaya Şimdi çalışıyoruz? Şimdi Bey ona temas etti ama ben biraz daha açayım. Lütfen buyurun. E, Müslüman açısından dini olmayan bir alan yok. Bu gayet net. Kur'an-ı Kerim'in ilk emrini hatırlayın. İlk ayet, gelen ayet okudur. Evet. İkra. Ve oku fiilinin nesnesi yoktur. Neyi okuyayım? Yani şunu oku demiyor. Sadece yalın oku. Bunun anlamı şu. Kainattaki her şeyi Hani dini ilimler, dini olmayan ilimler. Dini olmayan ilim yok ki. Böyle bir ayrım var yani. Yani fizik, kimya, tıp deseniz de hep Allah'ın var ettiği sistematik ilişkileri konu ediyor. Yani Allah'ın var ettiğinin dışında bir şey değil. insanın var ettiği bir şey yok yani. Yani şu elektronik aletler bile Allah'ın o elektronlara verdiği kabiliyetleri kullanarak bizim e onları bir şekilde getirdiğimiz. Matematiğin Allah bütün yasaları Allah'ın koyduğu. Allah'ın koyduğu yasalar olmasa insanın yapacağı bir şey yok. Öyleyse bütün ilimler ilahi temele dayanıyor. Bunun için ayrım çok doğal değil ama Müslüman açısından Mesela işte seküler yaşantı, dini yaşantı. Böyle bir şey yok. Hiçbir kimse dini yaşantının dışında değil. İnancı öyle veya böyle olabilir ama bir dini yaşantının içindedir. Dine karşı olan insanın da dini dine karşı olmaktır. O da bir din. Ateistin dini ateizmdir. Yani dinsiz insan olmaz ki. Evet. Burada belki şunu söylememiz doğru olur. İnsan bu dünyada yaşarken Madde ve mana diye iki temel ögeden mürekkeptir. Hı hı. Bu iki temel ögeden mana maneviyat dediğimiz kısmın temeli inançtır, akidedir, ilahidir. Yani onu inançtan, akideden, ilahi olmadan soyutlayan bir maneviyattan bahsedemezsiniz. E, satanist diye kendisini tanımlayanlar bile şeytanın uluhiyetine taparlar veya herhangi bir şekilde yani o maneviyat öyle bir yapıdır ki insanda e, ilahi olanı boşalt başka şeyle dolar. Orasını boş kalma ihtimali yok. O zaman o manevi alanı e, dizayn etmek, doldurmak, düzene koymak din eğitiminin temel sorunu. Şimdi biz buradan şöyle bir şey çıkarıyoruz. O zaman din eğitimini bir tasnif edecek olursak önce zihni, zihinde o manevi alanı dokuyacak inancını, düşüncesini, tefekkürünü, fikri yapısını, değerlendirmelerini, tezekkürünü. Efe yanzurune ila ibli keyfe hulü. Cenab-ı Hak diyor ki, ya şu demenin nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız? Ve evet. ile cibali, cibali keyfe nusibet. Göklerin nasıl dirildiğine, dikildiğine, yeri nasıl yerildiğine, göğün nasıl... Bütün niye bakmıyorsun? Bakmaz mısın diyor. E, bakacağız da ne olacak? Bakacaksın oradan ilahi hakikatleri göreceksin. Kimyaya bak, matematiğe bak, felsefeye bak, fiziğe bak. Nereye bakarsan bak o yolun sonunda ilahi hakikat var, başka bir şey yok. Ha ilahi hakikate ulaşmamakta inat ederseniz işte bir yerde kalırsınız. Siz ona dini olan e, olmayan alan diyorsanız eyvallah ona da diyecek bir şey yok. E orada da tıkanıyorsunuz ama aslında orada hocam bir taraftan bakınca. Orada tıkanırsınız ve bunalıma girersiniz. Evet. Bir ateistin şöyle, şöyle bir yazısını okuduğumu hatırlıyorum. Ben diyor Allah'a inanmam. Ama bazen gece çıkarım dışarı gezerken gökyüzüne bakarım. Bir tuhaf olurum diyor. İçimden camiye gitmek gelir. Giderim camiye diyor açıksa. Otururum diyor. Düşünürüm diyor. Derim ki ya Rabbi sana inanmıyorum ama eğer varsan mükemmel bir şeysin sen. <laughs> evet. Şimdi düşünün bu bir ateist şimdi. Bu ateist mi? Bu, bu maneviyattan yoksun mu? Bu inatçı insanoğlu e, akıllı bir varlıktır ve Cenab-ı Hak aslında uluhiyetten bir cüz vermiştir insana. Bizde akıl, irade, hatta semi, basar Allah'ın sıfatlarından bir cüzdür bizde. Ve insanın uluhi bir yönü vardır. Ve birçok kimse o yönünü yüceltir, sadece kendisine verilmiş bir şans gibi görür, kendisine tapmaya başlar. Onun için de kendisinin dışındaki gerçeklikleri reddeder. O da şeytanın ihvasıyla onu işte ilahi olanın dışına taşır. O, o zaman enlikte. din eğitiminin problemleri de burada ortaya çıkar aslında. Din eğitiminin o kadar çok problemi var ki. <laughs> Eyvallah. Ee, Tabi din eğitiminin problemlerini tamamını <laughs> konuşmamız mümkün değil belki ama e, Türkiye'de din eğitiminin tarihine baktığımızda aslında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber çok iniş çıkışlı bir Din eğitimi tarihimiz Başka var. Şöyle diyelim, Türkiye'de dini bilgilerin öğretilmesi faaliyeti Resulullah Efendimizle başlar. Ama din eğitimi, hele din eğitimi bilimi dediğimiz zaman bu çok yeni. Bu evet. Çok sonradan başlar Yani Bizim bir makalenizde 1980'lere kadar din eğitimi diye bir bilimin olmadığını söylüyorsunuz. Yok tabii, Türkiye'de yok. Yani söyle, biz dini öğretmişiz, tefsir okutmuşuz, hadis okutmuşuz ama yaptığımız şeyin Metodu daha uygun mudur? Daha iyi nasıl öğretebiliriz? Ee, şu şu kişilere neyi önce öğretelim? Şunlara neyi öğretelim? Kadınlara, çocuklara, çalışanlara, işçilere, işverenlere herkese farklı bir öğretim tarzı var mıdır? Ayrı bir öğretim dili var mıdır? Bütün bunları araştırıp geliştirmeyi yapmamışız. İşte bütün bunlar din eğitimi bilim. Biz din eğitimi biliminin ihtiyacını ilk defa nerede hissetmişiz biliyor musunuz? Ee, bir ikinci tazminattan sonra 1914'te ikinci Dünya Savaşı başlamasının arefesinde İslah Medaris Nizamnamesi çıkarıyor Marif Nezareti. Hı hı. Bu İslah Medaris Nizamnamesinde bu medreseleri bir türlü ıslah edemiyoruz. 19. yüzyılın başlarından itibaren sürekli ıslah etmeye çalışıyoruz. Yani Avrupa almış başını gidiyor. Biz onlardan geri kalıyoruz. Onlar yeni yeni mektepler kuruyorlar. Biz bu medreseyi ıslah edelim. Onlara yetişelim çabasıyla. En sonlarda çıkardığımız bu İslah Medaris Nizamnamesinde Medresetül eynme ve Kuteba ve Medresetül Vaizin diye iki yeni medrese kuruyoruz. Evet. Sonra da bunları Medresetül İrşad adıyla birleştiriyoruz. Bu kurduğumuz medrese türeyme vel hutabanın amaçlarında da diyoruz ki dini onu mübini. Buyurun lütfen. Ben onu söyleyeceğim. Şimdi aslında eyme Hutaba değil, Medresetül Vaiz'in amaçlarındadır bu. Hı hı. Medresetül Vaiz'in vaizler yetiştiren mektep. Niye vaiz yetiştirmeye ihtiyaç duymuşuz? Önemli orada. İşte bu amaçlar kısmına diyor ki, dini, mübini, İslam'ın müessisi, medeniyet ve fazilet olduğunu cihani insaniyete neşredecek erbab-ı kemali yetiştirmek. Evet. Şimdiye kadar biz ne yapmışız? Camiye molla yetiştirmişiz. İmam yetiştirmişiz. Veyahut medreseye hoca yetiştirmişiz. Ama dini insanlığa bir medeniyet kurucu bir din olduğunu anlatacak, anlatmak için bir yol, yöntem veya anlatacak kişiyi yetiştirmek üzere bir eğitim yapmamışız. Bu ihtiyacı ilk defa orada fark 1913'te. etmişiz. 1913'te. 1913'te ama ondan sonra Birinci Dünya Savaşı başlıyor, işte Türkiye Osmanlı Devleti yıkılıyor, Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor derken biz o düşünceyi de hayata geçiremeden Cumhuriyet Döneminin savaş sonrasını sıkıntılarıyla boğuşmaya başlıyoruz ve 1950'lere kadar zaten kendimizi toparlayamıyoruz. 1950'den sonra dini müesseseleri tekrar hayata çok partili dönemle beraber geçirmeye başlıyoruz bir çeyrek asırlık dönem Türkiye'de din eğitimi hiç yoktur. Evet. Yani Cumhuriyet kurulduktan birkaç sene sonra aslında Cumhuriyet'i kuran irade, bakın yanlış anlaşılmasın, dinleyicilerimiz bizi dinliyorlar. Cumhuriyet'i kuran irade, din eğitimine tevhid-i tedisat kanununda yer vermiş. Diyor ki orada, e, e, dini mütehassıslar yetiştirmek üzere Darülfünun'da bir ilahat fakültesi açılacak diyor. Sonra e, hidemati diniyenin dini görevlerin ifası için görevli memurları yetiştirmek üzere de ayrı mektepler açılacaktır. Açmayı da marif nezaretine görev olarak yüklüyor kanun. Ve açılıyor da hem ilahiyat açılıyor hem muhatip mektepleri açılıyor. İç açılığında 29 tane sonra sayıları kıra kadar şu iki 2 sene içinde ama 2 sene sonra da hepsi kapanıyor 2 tane hariç. Evet. İlahiyat da yürümüyor. Bunlar uzun hikaye kapandıktan sonra 1924-25'ten itibaren 50'ye kadar Türkiye'de din eğitimi yok. Yok. Hatta o Börekçi, hı hı. Diyanet İşleri Başkanı'dır. Mustafa Kemal Atatürk'e çıkıyor diyor ki efendim diyor. Yani din eğitimi hoca camilerde imamlık yapacak, cenaze kıl, cenazeyi kıyacak gö kimse. Gömecek, kimse yetiştirecek. Hiçbir kurum kalmadı. Müsaade edin de hiç olmazsa ben Kur'an kurslarında kendim yetiştireyim. Çünkü Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan başka hiçbir kurum İyi okul açamaz. Faaliyeti yapamaz. E, e, okula Israr açamaz. ederek 1933 yılında Atatürk'ten Kur'an kursu açma izni alıyor. Rıfat Börekçi ve ilk planı 9 tane Kur'an kursu açıyor ama tabi onlar da çok derde deva olmuyor. Eyvallah. Dolayısıyla bizim çeyrek asırımız heba oluyor. E, olmuş. Olmuş. Heba, heba mensura. Evet. Ee, burada Muhittin Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam şimdi siz Konya'dan Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndesiniz. Hocam ıslah medreseleri ıslah etmekle ilgili deyince ıslahı medaris diye değil mi? Evet. Konya'da da açılan bir medrese Islah var. Islahı medaris İslamiye. O, o dönemde de mesela sizin bahsettiğiniz gibi o ıslahı medaris mantığı içerisinde dini dini olmayan ilimler gibi bir ayrıma gidilmek sizin. O ıslahı medarisin müfredatını ben incelediğimde Fransızca dersi, riyaziyat dersi ve benzeri pek çok dersin de olduğunu hatırlıyorum ben. Evet. Oradan birkaç cümleyle bahsedelim isterseniz. Aslında çok müthiş bir girişim, bozulan medrese sistemini yeniden ıslah ederek hem dini e, ilimleri, dini halen zihnimiz ayırıyor, e, bütün ilimleri o çatı altında yeniden e, kurabilmek için ama işte o dönemde birinci dünya savaşı ve devletin yıkılma ve yeni bir devletin kurulma sürecinde de tutmuyor o. o evet. O Maya. E, aslında tutmuyor değil, yani e, Maya tutuyor ama Maya tutuyor. kapatılıyor. Hı hı. Yani bizzat kapatılmakla kalmıyor, binası yıkılıyor Konya'da. Hı hı. Kütüphanesi talan ediliyor Ve e, yöneticiler Ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar Öyle bir durum yani e, Aslında çok başarılı bir kurum Şimdi İslam Medaresi İslamiye e, İstanbul'da yani Osmanlı'nın Çıkardığı bir kanun elbette ama Konya çok farklı bir tavır içerisinde özel bir girişim Şimdi o İslam Medaresi'nin e, müfredatından bahsedelim ama Önce şunu söylememiz evet, lazım öyle. Şimdi medrese ve okul yani Osmanlı medreseleri işte nizamiyeden beri başlayan şöyle bir tavır var sanki. E, ya medresede sadece dini ilimler okutulur. E, işte bu beşeri ilimler bu ayrımı ben yapmıyorum ama yapılanı söylüyorum. Hı hı. Beşeri ilimlerle hiç ilgilenmemiştir medreseler sadece dini ilimler okutulmuştur. Şimdi bakın e, dönemleri tanımadan bunu konuştuğumuzda bugünden baktığımızda şöyle bir tablo var. Osmanlı sadece tefsir hadisi fıkıh okutmuş. Ee, bunlar coğrafya matematik fizik kimya mühendislik bunlarla hiç uğraşmamışlar falan İyi de zaten bunlar yok sanayi devriminden sonra çıkan birçok konu var Olur mu tıp ilmi var Var tabii ki Tıp medresesi var, Bak, var. Hayır ben şunu diyorum genel var. olarak şehirlerdeki ben medreselerde var. bu Bu bakış yanlış Yani ihtiyaca göre okullar açılır ihtiyaca göre öğrenciler yetiştirilir Mesela medreseler halkın eğitildiği yerler değildir Medrese üst düzey bir eğitim kurumudur. Bugünkü karşılığı üniversite. Evet. Ve halk, yani, halkın eğitildiği yer tek, sonrası eğitim. Tabii. Hatta. Tabii ki halkın eğitildiği yer halk eğitimi yapılan özellikle kadınların eğitildiği yerler dergahlar, tekkelerdir mesela. Şimdi bunları ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla İslam medrese İslamiye... bu tam çalkalanma dönemi, sanayi devrimi olmuş, Türk Anadolu gerisinde kalıyor, Batı'nın karşısında ne yapacağını bilmiyor gibi bir ortamda aslında tam da bu mantıkla yani biz dini ve dini olmayan ayrımı yapmaksızın ilim öğretiyoruz. Şimdi işin aslı şudur. İlim diye bir şey vardır. İlimler yoktur. İlim. İlim vardır. İslam ilmi vardır. İslami ilimler denmez esasen. Biz onu ne diye söylüyoruz? İyi niyetle söylüyorum. Ee, yani İslam denilen o ilmin içerisindeki farklı bölümler anlamında söylüyoruz. ama Yanlışta bugün... değil yani. Çok yanlışta değil. Hocam şöyle yanlış. Bugün hangi nereye getiriyor bizi? Bu branşlaşma İlimdeki farklı alanlarda mütehassıslaşma çok güzel. Fakat İslami yani insani temeldeki mütehassıs olmak değil. Bir branşın adamı olmak türünde gelişince ben tefsir hocasıyım, hadisten anlamam. Ben hadisçiyim, fıkıh bilmem. Böyle bir duruma doğru gidiyoruz, evrildik. Bu yanlış. Dolayısıyla bizim bütüncül bakabilmemiz gerekiyor. Bakın bugünkü İslam ilmi eğitiminde, yüksek din öğretimindeki en önemli sorunlarımızdan birisi budur bence. Burayı kaçırıyoruz. Böyle olunca da herkes tuttuğu yeri tarif ediyor. Mesela adam hadisçi diyor ki arkadaş İslam ilmi demek hadis demektir diyor. Sevgili hocam Buhari hadisçidir, Serasi fıkıhçı. Yani bu dönemde de var. Ama Serasi fıkıhçı derken hadisi ihmal etmiş değil... Evet. Buhari de hadis çalışırken fıkıh ihmal etmiş değil. Buhari'nin bütün başlıkları fıkıh başlıkları. Hocam affedersiniz şurayı, Benim kaç şurayı, doğru. şuraya kaçırmayalım yalnız. Ee, ben e, Buhari ve Serahsi'nin Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde okuduğunu zannetmiyorum. Ben bugünü <laughs> anlatıyorum. İmam Buhari muhaddistir ama bir fakihtir aslında kitabı bir fıkıh kitabıdır. Tabii fıkıh bablarına göre. Ben bugünkü durayım. bugünkü tavrı söylüyorum. Yani, yani o tasnif o zaman da var demek istiyorum. Yok aslında o gün. Bu zafiyeti konuşalım. Hocam tasnif değil. Bu benim anlattığım şu. Bir alandaki mütehassıs olmak ayrı bir konu. Bugünkü tasnif ayrı bir konu. Bugün keskin hatlarla bizim İslam dünyasında ayırmaya başladığımız sanayi devrimi sonrası batıda başlayan, sanayi devrimi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Batıda başlayan bu evrilmeyle biz daha katı hale getirdik. Bunu tartışmamız, eleştirmemiz gerekiyor. Yani bütünü kaybediyoruz. Hadis bilgisi olmadan bir insan fıkıh yapabilir. Mi? Yapıyor. Ya, hocam bugün... O, o fıkıh değil, o alim değil. Onu hocam, yani. Şimdi o isterseniz değil. oraya... Bugünün dünyasında ilahiyatlardaki bir o... problem aslında işaret etmiş oluyoruz Değilir şu anda. Bugün alim mi var ki ya? Ona, <laughs> ona katılıyorum yani. <laughs> hocam ona kalırsa fıkıh da sorunlu. Yani fıkıh, fıkıh var mı? İslam hukuku var. Fıkıh ayrı bir konu. Belki onunla bir zamanı gelirse işaret etmek istiyorum. Şimdi bu bakış açısıyla aslında Islah Medaresi İslamiye, Konya'daki üç kardeşin kurduğu bir Hı -hı. E, medrese. Ve medresenin adı proje adı. Mesela bir ne olur? İsme bağlı olur. Bir hoca efendiye bağlı medrese olur genelde falan. Islahı medaresi İslamiye. İslam medreselerin ıslahı. Okulun adı bu. Böyle bir isim koyuyorlar. Okulun adını böyle koyuyorlar. Yani şahısları devreden çıkarıp bir üst Projeyi isim bir yapıyorlar. Proje. evet Osmanlı geleneğinde görülmemiş bir şey. E, yapılan iş şu. Astronomiden... İşte bu o günkü manada bilinen yeni ilimler hangisi varsa müfredatında var. Astronomi dahil var ve astronomi böyle e, kağıt üzerinde değil. Bizzat uygulamalı olarak yapılan işte teleskoplarla falan. Burada e, Arapça, Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis gibi temel İslami ilim bölümlerini içeren dersler de var. Dediğim diğer dersler de var. Hedefi şöyle koyuyorlar. Biz İslami bilgisi sağlam olan... Dünyayı tanıyan ve en az iki farklı yabancı batı dili bilen öğrenciler yetiştireceğiz. Bu öğrencilerimizi Avrupa'daki bazı üniversitelere göndereceğiz. Bu nizamnamesinde var. Sorbon gibi işte Oxford gibi üniversitelere gönderip oralarda lisansüstü eğitim yaptıracağız ve bu öğrencilerimizi biz uzak doğuya mürşid olarak göndereceğiz. 1970-80'lerde yurt dışına e, doktora, yüksek lisans için öğrenci gönderdiğimiz dönemleri hatırlarsak o gün çizilmiş bir projeksiyon bu bir taraftan. Lakin e, Sami ama, Bey şöyle bir fark var. Biz gönderdiğimiz öğrencilerimizi İngiltere'ye gönderdiklerimizi bir İngiliz kafasıyla donanmış olarak geri getirirken onlarınki farklı. Onlar diyorlardı ki biz sadece onların dilini, bilgisini alacağız ama temel bizde olacak. Bizim böyle bir handicap'ımız var maalesef. Evet. Şimdi bu niyetlerle kuruluyor ve böyle başlamış. Mesela bir yıllık Arapça eğitimi yaptıktan sonra bir yılın sonunda bütün çocuklar Arapça konuşuyor. Dönemin Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi ve Elmallah Hamdi Yazır ilk yılın sınavına geliyorlar. Sene sonu sınavına çağrılmış. Mustafa Sabri Efendi, Şeyhülislam çocuğunu Konya'ya gönderiyor. Böyle bir okul olamaz diye. Şimdi bu Konya başka bir yer değil. Bu bir anlayış meselesi. Bizim bunu canlandırmamız gerekiyor. Şimdi bizim bugünkü sorunumuz şu. Hocam biraz önceki bahsettiği yerden devam edeceğim. Gerçekten ne kadar ilim var, ne kadar alim var bunu tartışmamız gerekiyor. Biz bu bütüncül bakışı kaybettiğimizde aslında her şeyi kaybediyoruz. Şimdi dediniz ki mesela konuşmanlar arasında Kur'an kursu, İmam hatip ve ilahiyatlara sıkışmış durumda din eğitimi. Ve bu bizi nereye getirdi? Bu seküler bir anlayış. Bakın laiklik, sekülerlik denilen bir karşı taraf e, görüntüsü var. Evet. Asıl sorun şu. Kişilerin laikleşmesi, kişilerin sekülerleşmesidir sorun. Bizim zihnimizin parçalanması, dini ve dünyevi ayrım yapmamız, dini ve din dışı ayrım yapmamızdır bizim asıl sorunumuz. Şimdi nereye geldik böyle olunca? Çocuğumuz eğer e, dini eğitim alan bir kurumda İmam Hatip'te okuyorsa din öğreniyor ama bu çocuk o, orada bile ayrım yapıyoruz. Meslek dersleri ve kültür dersleri hocalarımız arasında sorun yaşıyoruz. Yani sanki diğer ilimlerle uğraşan çocuklar, diğer bilgiler öğrenen çocuklar e, yanlış bir iş yapıyormuş gibi tavra girebiliyoruz. Bunlar biz gerçekten parçalıyor. Bu küreselleşmenin bir sonucu mu hocam? Hayır bu aslında bizim kendimizi kaybetmemizin sonucu. Çünkü e, bizden istenen böyle bir şey. Yani dini yaşam tarzı olmaktan çıkarın ve bir vicdan boyutuna getirin. Şimdi bir Suat Hocam çok güzel bir şey söyledi. Maneviyat dedi. Dinin maneviyatı. Şimdi benim bu konuşmamdan şu çıkabilir izleyicilerimiz arasında. İyi tamam da yani madem insan olmak için diyorsanız ben de insani bir davranış sergiliyorsam dine niye ihtiyacım olsun? Değil mi? Mesela bir bakkal e, tarttığı bir ürünü tartarken tam tartıp veriyor hakkını alıyor ama hak da yemiyorsa bu doğru bir iş yapıyor. Bunun Dindarlıkla dindarlık olmamakla ne alakası var diyebilirsiniz. Olay şu. Evet herkes bunu yapabilir. Mümkün. Fakat eğer ben bir Müslüman olarak inancımdan dolayı o maneviyat orada devreye giriyor. Teraziyi doğru işletir, doğru tartarsam bunun karşılığında sevap kazanıp bunun karşılığında cennete gideceğimi düşünerek yapıyorum. Ama aynı davranışı bir başkası yaparken sadece gündelik bir değer olarak, insani bir değer olarak yapıyor. Mesela bugün dünya üzerinde mazlumlara yardım eden Müslüman olmayan birçok kişi ve kuruluş var. İnsani yardım kuruluşları var. var. Batı'da kurulan. Kötü bir şey yapmıyorlar. Peki onlar inançları bakın inançlarını sorgulamıyorum. Gelecek kaygılarını sorgulamıyorum. O kendi bilecekleri bir iş. Ben bunu yaptığımda ne diye yapıyorum? Bu benim görevim diyorum. Ama aynı zamanda bunu yaparken bir karşılık bekliyorum. Din burada devreye giriyor. Evet. Yani din beni burada bir yere taşıyor. Dolayısıyla benim demek istediğim şu. Eğer biz e, eğitimimizde bu ayrım yapmadan çocuğumuz diyelim ki fizikçi oluyor. fiziğe ihtiyacımız var, fizik bilgisine. Elektronik bilgisine ihtiyacımız var. Bu çocuğun bunları yaparken o Allah'ın koyduğu yasaları keşfetmenin sonucunda yaptığını bilmesi ve aslında bu yaptığı ile bir doğruya hizmet etmesi gerektiğini anlaması işte din burada devreye giriyor Evet ve şu sorunu daha doğrusu sorun demeyeyim şu andaki sorunumuzdaki çözüm noktası şu bence fıtrat ayeti hocam az önce okudu ayette deniyor ki yönünüzü dine çevirin dine yönelin yani Allah'ın sizi yaratmış olduğu fıtrata diyor bakın din ve fıtratı iki ayrı olay olarak anlatmıyor Kur'an bize. Din ve insan fıtratının, insanın yaratılış orijinalliğinin eş değer olduğunu söylüyor. فَاَقِمْ وَجَكَ ke l'dini hanife fıtrat Allah ile dı عَلَيْهَا Dine ve fıtrata değil. Dine, Dine yani fıtrata. Din ve fıtrat aynı şey. Şimdi buradan şunu anlamamız gerekiyor. Din bize belli kurallar getirmiş. Kuranda var, Peygamber yaşantısıyla ortaya koymuş, Sünnet var. Ama güncel dedik günümüz konusu ilk. Hı hı. E, başlangıçta söylemiş olduğunu sizin de. Bugün bize İslam'ın çözümü nedir? Bu konuda İslam nasıl bakar konusunda fıtrat önemli bir nokta. Evet. İnsan fıtratı. Yani her çağa göre çünkü o güncelliyor. Güncelliyor. İnsan doğası burada ne yapar? Bugün tıp eğitimi yapıyoruz. Tıp eğitimiyle alakalı Kur'an'da ve hadiste bir takım bilgiler bulabilir miyiz? Tıbbı nebevi kitapları çıkıyor. Evet. Çok kısıtlı ve dönemle ile ilgili Bölgeyle ilgili çözüm yolları. Bunları birebir uygulamanız gerekmez. Bugün yeni şeyleri keşfetmeniz gerekiyor. Yine o yasalar keşfedeceğiniz. Ama bugün mesela tıp eğitiminde dünyada bakıyoruz hakim olan güç Anglo-Sakson dünya. Yani İngiliz Amerikan Fransız anlayışı. Nedir? Pozitivist ve materyalist. Evet. Pozitivist ve materyalist bir felsefenin ürünü olan tıp eğitimi alıyoruz. Tıp bununla şekilleniyor. Temeli istatistiğe dayanıyor. Elbette doğru şeyler var ama burada kaybedilen bir nokta var. İnsan doğası, insan tabiatı, insan fıtratı göz önüne alınmıyor. Dikkate alınmaksızın üretiliyor. Tabii niye? Çünkü alana bu bilim felsefesi değil. insanı esas almıyor. Pozitivizm sadece bilginin ölçülebilirliğine dayanan bir felsefe. Materyalizm tamamen her şeyi maddi olarak gören bir felsefe. İnsan yok. Şimdi buranın ürettiği bilgi ne kadar İslam'a uygun bir bilgidir. İslam'a uygun İslami bilgi demiyorum bakın. İslami bilgi olunca ayetten hadisten İslami çıkarım, bilgi diye bir şey olamaz yani. Çıkarım yapmam gerekmiyor. İnsani temel olması. Şimdi bakıyorsunuz fıkıh tarifi. Fıkıh nedir kelime olarak? Görünen bilgiden, bilinen, şahit olunan, somut bilgiden soyut olana ulaşmak demektir. Şahit olunan bilgiden bilinmeyen, görünmeyene ulaşmak demek kelime. Hanefiler İmam-ı Azam fıkıh ne diye tarif ediyor? kişinin lehinde ve aleyhinde olanı bilmesi. Evet. Lehinde ve aleyhinde. Dikkat ederseniz dini çerçeve içerisinde oruç, hac, zekat, namaz değil. Lehinde ve aleyhinde olan her şey. Ekonomik olarak lehinde aleyhinde, gıda olarak lehinde aleyhinde, GDO'lu ürün. Mesela yani her bir konuda lehinde ve aleyhinde olanı bilmen gerekiyor. Bunun adına fıkıh diyor. Şimdi temeline bakıyorsunuz özellikle Hanefi metodolojisinde ne var? İnsan temeli. Metni anlarken dini bir metni insan buna nasıl tepki verir diyor. Bakıyorsunuz hadislerde evlilikte kadın erkek eşitliğiyle küfü denkliğiyle eşitlik yanlış oldu. Denklikle de alakalı çok az bilgi var. Hanefi fıkhına bakıyorsunuz. Onlarca madde eklemişler. Nereden çıktı bu İnsani tavır? O günkü duruma bakıyor. Denklikte neler olması gerekiyor? Bunları yeni genişletiyor. Genişletiyor. Yeni maddeler ekliyor. Biz bugün evlilikte bakıp çünkü çalışan insanlar topluluğu haline geldi. Kadın erkek çalışıyor mesela. Yenilikler var. Dolayısıyla sizin buna çözüm üretmeniz gerekiyor. Bu çözüm ne anlama gelir? Yapan biri diyecek ki din burada önemli. Ben burada Allah'a memnun etmeye çalışıyorum. Ama aynı zamanda onun davranışına yansıyıp onu daha mutlu, daha huzurlu hale getirecek. Şimdi bilim felsefesinden hareket ederek söylüyorum. Bize dayatılan bir pozitivizm var. Her ne kadar Cumhuriyet kurulduktan sonra din eğitimine karşı olunmadığı işte kısmen okullar açıldığı falan söylense de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade pozitivist iradedir. Pozitivizmle kurulmuş bir mantık var ve bizim bugün mesela din eğitimcileri olarak bunu tartışmamız gerekiyor. Hocamın bahsettiği çeyrek asırlık o, o inkıta süreci de bunun bir sonucu o zaman. Halen devam ediyor. Biz halen pozitivist ve materyalist bir eğitim felsefesiyle hareket ediyoruz. Din de bunun içerisinde, diğer eğitim alanlarımız da bunun içerisinde. Bundan biz kurtulamadığımız sürece kendimize ait bir anlayışı anlatamayız. Şimdi ben bu konuştuklarımı konuşuyorum ama bunlar gerçekten üst düzey belki kalabilir zihinlerde. Fakat karşılığı olur mu Türkiye'de? Olabilmesi için bizim önce şunu dememiz lazım. Biz Buyurun onu söyleyin hocam. Biz her şeye rağmen mevcut tüm ön yargılarımızdan vazgeçebilmeliyiz. Herkes, hepimiz. Evet. Yani din adına konuşanlar da, din eğitimcileri de, diğer eğitimciler de diyebilmeliyiz ki biz insan temelli, insanı insan yapan değerler temelli odaklı çalışacağız. Dedikten sonra biz belki değişiriz. Mesela Alman bilim felsefesiyle Anglo-Sakson tamamen farklı. Ama biz Alman bilim felsefesini almıyoruz. Gibi. Evet. Hocam programın son 3te 1'lik bölümüne doğru geldik. Son Biliyoruz. yarım saat içerisinde daha çok son 50-70 yıl aralığındaki Türkiye'deki din eğitimini konuşalım istiyorum. Çünkü artık bugüne dair sizin söylediklerinizin hepsi de doğrudan bugünü ilgilendiren şeyler. Ama belki biraz daha ben mikroya doğru inmek istiyorum. İmmatipler ve ilahiyatlardaki din eğitimine doğru gelmek istiyorum. Burada da Suat Hocam 1950'lere gelmişti ve 1950'lerde 50'lere kadar o çeyrek asırlık dönemde din eğitimi ile ilgili problemli kısımdan bahsetmişti. Peki hocam çok partili hayata geçişle birlikte 1950'den sonra imam hatiplerin daha yaygın bir şekilde açılmaya başlanmış olmasıyla din eğitiminde bir yol açılabildi mi? Şimdi bu özellikle din eğitimi açısından tarihi geçirdiğimiz özellikle yakın tarihi değerlendirirken bugünün şartlarını bir tarafa bırakmak lazım. Yani her gelişmeyi kendi şartlarında değerlendirmekte fayda var. İşte tabii ki 1950'den sonra çok partili e, yönetime geçilince, özgürlüklerin açılınca, bir de iktidarlar artık bundan sonra dini alana daha ehemmiyet verince, işte 1951'de imatifler açıldı. 1946'da ortaokullara din dersleri kondu, 1958'de yüksek İslam süre açıldı, işte 67'de tekrar liselere din dersleri kondu. Derken süreç devam etti. Fakat o süreci e, önümüzü görmek bakımından dikkatle değerlendirmekte fayda var. Orada çok önemli köşe taşları var, sınır taşları var ama ben onlara girmeden önce biraz günümüzün bu programı, e, bu şansı. E, e, iyi değerlendirmek adına biraz günümüzdeki din eğitimini Buyurun. biraz irdelemek istiyorum. Şimdi tabii yani biz din, din eğitimi eğitim tarihi programı yapmıyoruz. Ya, Meselemiz yapmıyoruz. bugün Şimdi daha. Şimdi bugün ne, nerede din eğitimi yapıyoruz? Dört alanda din eğitimi var. Bunlardan birisine biz genel din eğitimi diyoruz. Aslında din öğretimi diye de ifade ediliyor. Bu okullarda ilk öğretim, ilköğretim, öğretim okullarında herkesin kendi dini gereklerini yerine getirecek ölçüde dini bilgiler verilmesine temel dini bilgiler dediğimiz buna bilgilerini... genel din eğitimi diyoruz. Herkesin ilmihal bilgileri öğrenmekle mükellef olduğu bilgiler. Bunu biz okullarda veriyoruz. Hem de zorunlu ders olarak veriyoruz. Din kültürü ahlak bilgisi dersleri adı altında. Ortaokullarda ikinci dörtte seçmeli dersleri evet. de var bunun. Seçmeli de işte var. Şimdi ikincisi mesleki din eğitimi. Belki odaklanmamız gereken önemli noktalardan birisi budur. Dini meslek olarak icra edecek kişilerin yetiştirilmesine yönelik eğitimdir. Bunlar da İmam Hatip liseleri ve İlahiyat Fakültelerinde yaptığımız eğitim mesleki din eğitimidir. Hı hı. Yani buradan yetiştirdiğimiz insanlar dini bir meslek olarak icra edeceklerdir. O amaçla. Üçüncü alan yaygın din eğitimi. Bu daha çok diğer İşleri teşkilatımızın faaliyetleri içinde halkın bütünü dini yönden işaret etme, yönlendirme, bilgilendirme, aydınlatma anlamında yaptığı çalışmalar. Diğer kurumların da buna katkısı var. Bir önemli dördüncüsü de ailede din eğitimi. Biz bunların hepsini ayrı ayrı ele alamazsak birbirine karıştırabiliriz. Hepsini çünkü amacı ayrı, muhtevası ayrı, yöntemi ayrı, hedefi ayrı. E, e, dolayısıyla süreci, muhatap kitlesi vesaire birbirinden farklı. Şimdi burada e, ben biraz mesleki din eğitimi üzerinde durmak istiyorum. Tabii bunların hepsini ayrı ayrı tartışmakta fayda var ama Tabii hocam. çok sıkıntılı bir problem e, günümüz var. E, Muhittin Bey de temas etti. Hem muhatip liselerimizde ki bu dini toplumda temsil edecek, dini e, insanlara öğretecek, dini konuda rehberlik edecek elemanları yetiştirdiğimiz programlarımızda, okullarımızda ciddi problemler var. Bir kere Artık İmam Hatip Lisesi'ne mezun olan kimselerin mihrapta da kürsüde de yetersiz oldukları aşikar. Diyanet'in de bu konuda çok ciddi şikayetleri var, yetiştirir. E, i̇lahiyat Fakültesi'ne mezun olanlarda da aynı zafiyet var. Ben birçok toplantıda Diyanet'ten bunu sitem olarak dinledim. Evet. Ya yetiştiremiyorsunuz. Ama bizim il müftümüz emekli olduktan sonra İlahiyatta onu derse davet ettim. Gel dedim bir ders verelim sana. Bütün tecrübeleri anlat çocuklara. Ne ders vereceksiniz? Meslek bilgisi ve uygulaması dersini verdim. Dedi ben bu derse ne anlatacağım? Hani diyordun ya zayıf. Ya, buyur dedim hadi anlat. Ya okulda öyle bir iki saatlik derslerle bunlar olmuyor. Sıkıntı nerede? Ya iki elimiz var dokuz tane karpuz tutmak istiyoruz. Yani şöyle düşünün. İlahiyat politesini konuşalım. İlahat Meclisi'nin bugün programları. Müfredat yani. Müfredat. Hı, hı İçindeki dersler. Biz temel İslam bilimleri derslerinden vazgeçebilir miyiz? Tefsir, hadis, fıkıh, fıkıh kelam, tasavvuf. tasavvuf. Geçebilir miyiz? Geçemez. Mümkün değil. Evet. Peki İslam tarihi sanatları? Geçemeyiz. Geçemeyiz. Efendim din, din psikolojisi, din eğitimi, din felsefesi, felsefesi. Sosyolojisi vesaire. Ondan cesimeyiz, bundan cesimeyiz. 60 adet ders üretiyoruz. Öğretemiyoruz. <laughs> <laughs> 60 adet öğretemiyoruz. Okutuyoruz. Okutuyoruz. Şimdi bir de işin şu yanı var. Ee, bir ee, Bolonya süreci çıktı. Avrupa Birliği'ne gireceğiz ya. Evet. Evet Bolonya sürecinin getirdiği kriterler uyacağız. Nedir o kriterler? Haftada 20 saatten 20 kredden fazla ders göreme okutamazsın. İyi güzel bir yarıyla yedi taneden fazla ders okutamazsın. Onu aşın diyor, sekiz dokuz yapıyoruz da o yirmiyi geçemiyoruz. Şimdi yirmi saat ders ne demek biliyor musun haftada? Zaten iki günü tatil, cumartesi, pazar. Beş gün, yirmi beşe böl dört saat. Dört saat. Günde dört tane elli dakika. Elli de değil, blok yapıyoruz kırk beş dakika. Ya günde dört tane kırk beş dakikayla yani günde üç saat ders veriyor çocuğa salı veriyoruz. Çocuk Hocam... Öğrenciliğinin bile farkında değil. Hz Mevlana'nın sanıyorum anlattığı bir hikaye. Bir adam dövme yaptırmak için gidiyor sırtına veya koluna başlıyor bir aslan dövmesi istiyor. Başlıyor çok acı hissedince diyor neresini yapıyorsun kuyruğundan başladım kuyruğu olmasın. Sonra biraz daha yaparken neresini yapıyorsun İşte kulaklarını yapıyorum kulakları olmasın. Biraz daha ayakları da olmasın. Ondan sonra çıkıyor aynadan gösteriyor diyor bu e diyor bu hiçbir şeye benzemiyor. Ben aslan istemiştim. Kuyruğu olmasın, kulağı olmasın, bacağı olmasın. Ancak bu kadar olur bu aslan. Ama burada şunu eklememiz lazım hocam. Lütfen sözünüzü unutmayın. Bolonya kriterleri aslında bizim can can ve <laughs> imdat noktamız. Niye? Olay şurada kilitleniyor. Bolonya kriterleri bize diyor ki Avrupa kredi transfer sistemi diye bir şey var. O da nedir? Bir öğrencinin bir hafta boyunca öğrenmeye ayıracağı zamanı düzenleyin diyor. Biz medeselerden geldiğimizden bu yana yani isterseniz ben bitireyim. Şunu söyleyeyim, söyleyeyim hocam. Şunu söylememiz lazım Bunu çünkü. söyleyeceğim o, ben bir dakika. Ama söyleyeyim. ama siz Bolonya'yı ve çok e ders saatini. Evet bildiğiniz ders sorabildi. saat söyleyince sorun oldu? Bir dakika, biz ben uygulamadığınız için Sadece sorun oluyor. Bolonya yaşıyoruz. sürecinin artılarından da bahsedeceksiniz siz. Ya Bolonya bu bakın bu kredi transfer sistemi biz Avrupa'da hangi fakülteyle transfer yapacağız? Hangi fakülteyle uyum sağlayacağız, karışık alışveriş yapacağız? Mühendislik tamam, tıp tamam, sosyoloji, psikoloji tamam da İlahiyat ilahiyatın da bir benzeri mi var? Yani bir, bir yok ya, mu böyle bir alışveriş? Yok tabii ki ya. Yer. Şimdi bakın Osmanlı döneminde öğrenci medreseye girdiğinde cumartesi pazar dahil yatılı girmek şarttır. Girer ve bütün gününü ilme verir. Şimdi düşünün bu insanın ilme uğraştığı süreyi. Bizim öğrenci cumartesi pazar zaten tatil. E günde 3 saatin dışında da tatil. Ya böyle bir ilim olmaz. Bırakın faziletini şeyin yani e, Bologna sürecinin biz şuna döneceğiz. Bırakın Bologna sürecini. Biz ne yapıp yapıp öğrencimizi eğer ilahiyat ki artık bugünkü ilahiyat misyonu geçmişten farklı yani felsefede, psikolojide, ne bileyim dünya görüşünde her şeyde fikir alışverişinde bulunacak, görüş alışverişinde bulunacak, tes temsil noktasında bulunacak çok güçlü zihni yapıya, ilmi yapıya, kafa yapısına sahip eleman yetiştireceksek 3 saatle bu olmaz. Kendimizi kandırmayalım. Bu öğrencilerin bir kere, bakın biz yüksek İsmail Sünn'de günde 8 saat ders görüyorduk. Toplam hafta 38 saat ders görüyorduk. Yani 3 gün 8 saat Cuma ve Perşembe günü 7'şer saat ders görüyorduk. Toplamda 38 saat. Şimdi onun yarısı kadar ders görülüyor. Düşünebiliyor musunuz kalite nereye gelir diye. Şimdi dolayısıyla biz bununla ne tefsir okutabiliyoruz. Şimdi tefsir hocalarımız, fıkıh hocalarımız, hadis hocalarımız bu kadar e, haftadaki derste ilim mi olur? Olmaz ve olmuyor. Olmuyor yani kendimizi kandırmayalım dolayısıyla bu programlara oturup başkasının e, efendim entegrasyonuna, şununla buna bakmadan kendi değerlerimiz, kendi sistematiğimiz, kendi tarihi tecrübemiz, kendi gereklerimiz, kendi gerekçelerimiz, kendi yapımıza uygun bir program yapmak zorundayız. Bakın, İslami ilimler, ilahiyatı beğenmedik, İslami ilimler politikaları açtık. Program aynı program. Adı değişti sadece. Adı değişti, ufak tefek değişik. Yine bir şey yok. Biz tezelden bakın bu ilahi fakültenin şu andaki durumu medreselerin Osmanlı'nın son zamandaki durumuna benziyor. Yeni bir ıslah ilahiyat e, <laughs> süreci mi açmalıyız hocam yani? Şimdi bakın bundan yıl gibi. önce takriben, takriben diyorum 1988 olabilir mi? 88, 30 yıl, 30 yıl önce. önce. Samsun'da bir din, din öğretiminde yüksek, e, yüksek din öğretimi sempozumu düzenlendi. O sempozyumda bütün hocalar aynı şekilde programın yetersizliğini gündeme getirdiler. Her hoca bu derslerle ilim olmaz ki o zaman ders saati sayısı çok daha fazlaydı bu güne göre. Ve mutlaka branşlaşalım, bir bölümlere ayıralım. Ve olabilir. mesela diyelim ki diyanet eleman yetiştiriyorsak burası dini bilimler bölümü olsun, İslami bilimler bölümü olsun adam akıllı yetiştirelim okullara, ortaokullara, liselere din dersi öğretmeni yetiştiriyorsak. İlahiyatın kendi içinde bölümleşmesi, bölümleşmesi gibi bir süreç öngörüldü. Oraya da o şekilde öğretmeni öğretmen yetiştirelim. okul, imam ayrı öğretmen yetiştirelim. Üç, bizim din öğretimindeydim ben o zaman. Götürdüğümüz din öğretim genel müdürlüğü olarak sempozyuma götürdüğümüz tek tip buydu. Üçe bölelim. Herkes kendi alanında derinleşsin. Çünkü genişledikçe sati kalıyorsunuz. 60 adet ders görürseniz, hepsini koklar geçersiniz. Ama bir adıma yoğunlaşırsanız orada e, derinleşebilirsiniz. Hala aynı problemi tartışıyoruz bakın. Hala aynı problemi bir tartışıyoruz. Bir kere müfredat içeriğinde ders saatlerinde haftalık ders program saatlerinde problem müfredat var diyorsunuz. Müfredata girme müfredat zaten hikaye. Bak basit bir şey söyleyeyim. İkinci öğretimimiz birinci öğretimimiz var. Hı hı. Ben dekanken birinci öğretime giren hocayla ikinci öğretime giren fıkıh hocasının derslerini aldım. Birisi dört saat fıkıh İslam hukuku dersi vardı dört saat başka da yok usul vardı dört saat İslam hukukunda hocamızın biri sadece zekat anlatıyordu doktorasını zekat üzerine yapmış fıkıh adına bildiği şey zekat. Şimdi hocam diyor fıkıh da fıkıh da hocası da yok zekat hocası var. E ben başka hocası var. fıkıh da bir parçalı namaz orada. hocası var. Herkes doktorasını ne de yapmışsa onun hocası. Evet. Ben buna uzman cehaleti diyorum. Yani uzmanlaştıkça cahilleşiyoruz. Kendi tezimizde uzmanlaştıkça tezimizin dışındaki İslam ilimlerde cahilleşiyoruz. Mikroda derinleşiyoruz ama makroyu e... O mikroda dediğin ilim değil ya. Evet. Yani çok dar bir alan. Şimdi hocamızın biri bakın bir dönem dersini zekat ayırdı. Ondan mezun olan çocuklar fıkıh adına zekattan başka bir şey bilmiyorlar emin olun. Öbür hocamız birinci öğretime giden hocamız da beşeri hukuk, evlenme, boşanma, nikah konularını işledi ve dolayısıyla Aile o onun okuttuğu öğrenciler de beşeri hukuktan başka bir şey bilmiyorlar fıkıh adına. Ya böyle bir eğitim olabilir mi? İçerik daha felaket. Yani o zaman içeriye şu an hiç girmeyelim hiç hocam. Girmeyelim. Çünkü 15 dakikamız var programın. Hiç İlahiyatların da imam hatiplerin de yeni baştan ciddi bir şeyde ele alınması. Eyvallah. Ve bunların hakikaten mesleki eğitim yapabilecek e, karaktere kavuşturması gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle e, siz ilahiyatlar boyutunu e, biraz açtınız. E, hocamdan da e, 3-5 dakika bir imam hatiplerle ilgili bir yorum alalım. Sonra da bir e, kapanış ay, için evet, değerlendirme ay, ay, ay. E, sözü verelim. Hocam evet. imam hatiplerle ilgili e, din eğitimi konusunda siz neler Şimdi şu e, söylediğim sözü ben bitireyim. E, hocam sağ olsun beni doğruladı. Yani ilimlerin tasnifinin bizi dağıttığını söylemiş oldu. Şimdi bakın, e, yüksek İslam döneminde belki haftalık 40 saat ders ile yetişen hocalarımız hı hı. bugün sadece işte belli alanlarda ders yapıp öğrenci yetiştirmiyor demek ki onlar da yetişmemişler. Yani şurayı kaçırmayalım. Kaçırdığımız nokta şurası. Benim demek istediğim bizim geleneğimizde eğitim şöyleydi. Bir çocuk medreseye gider, Evet 5, 10, 15 yıl gibi zamanlar içerisinde tüm zamanını buraya harcayarak bütün ilim konularını ezberleyerek bitirir. Evet, Hocamın az önce altını çizdiği ha, gibi. Olay buydu. Fakat biz modern bir dünyada yaşıyoruz. Başta dedim ki, bugüne çözüm üretmezsek geçmişteki çözümler bizi ihya etmeyecek. Yani geçmişteki Osmanlı medreselerinin çok iyi olması bizi ihya etmez. Güne, moderne çözüm bulmak lazım. Şimdi bizim Avrupa kredi transfer sistemindeki Avrupa ile transferimiz değil konu. Aynı sorun Batı içinde sorun. Batı'daki üniversitelerin temeli nizamiye medreseleridir. Onu görmüş, incelemiş ve vakfiyesini aynen kurarak yapmışlar. Bugün aynı sorunu yaşıyoruz. 14 haftalık bir dönemde bizim haftalık 5 saat, günlük 5 saat dersimiz var. 20 saat. Olay şu. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Gerçekçi konuşacağımız için bunları konuşuyoruz. Yoksa şunu yapabiliriz. Ya yani ilahiyat fakültelerinin sayısı çok güzel çoğaldı. Elhamdülillah. Allah razı olsun bu sayede daha iyi yetiştiriyoruz da konuşabiliriz. Ama sorunları dile getirmemiz gerekiyor. Bunun duyulması gerekiyor artık. Bu şekilde bakın sadece günlük 5-6 saat değil 12 saate çıkarsak da adam yetiştiremeyiz. Öğrenci yetişmez. Onun için şöyle bir yol bulmuş insanlar. Diyor ki transferi onlara benzememiz önemli değil. Güzeli doğruyu almamız gerekiyor. Bir öğrenci öğreneceği zam zamanı belirleyecek. Dolayısıyla siz bir öğrencinin bilgiyi öğrenmesi için bir kısmını ders vererek harcayacaksınız. Bir kısmını öğrenciye konu vereceksiniz araştıracak. Bir kısmını öğrenci birlikte öğrenci arkadaşlar oturup birlikte çalışarak ödev hazırlayacak proje yapacak. Ama biz bunları dizayn edemiyoruz. Burası bizde hiç yok. Bugün bizim yüksek öğretim kurumumuz e, Bolonya'yı sadece şöyle görüyor. Biz diyor imzaladık e, öylece dursun. Halbuki iyi tarafını almalıyız. Şimdi bakın. Öğrencilerimiz Avrupa'ya gittiği zaman bu Erasmus'tan işte değişim programlarında diyorlar ki ya bir aylığına gittik veya bir dönem gittik sokağa gezme şansımız olmadı. Ders saati buradan azdı. Türkiye'de biz çok daha fazla ders görüyoruz. Çok zamanımız var. Neden? Çünkü diyor kütüphaneden dışarı çıkamadık. Biz bunları yeniden organize etmemiz gerekiyor. Eyvallah. Şimdi aynı şey imam için de geçerli. Evet. Yani imam de sorunumuz buralara dayanıyor. Nedir? Bizim daha iyi eğitim yapabilmemiz için. Biz zannediyoruz ki hep ders kitapları müfredat. Bakın sürekli mesela bir müfredat değiştiriyoruz. Güzel. Ama her yeni yaptığımız müfredat eskinin bir tekrarı. Yani daha yeni, daha farklı bir şey ne çıkar derdim bu değil. Ama mesela seçmel dersler çıkarıyoruz. Seçmel derslerin içeriği normal dersimizin aynısı. Bu farklı olmalıydı. Burada sorun şu aslında. Ee, biz dönüp dolaşıp mevcudu tekrar ediyoruz. Bakın İmam ilk açıldığı günden bugüne e, yarım asırdan fazla zaman. Yani 1913'ü kabul edersek 100 yıl, bir, 100 yıl. 100 yılı geçti. Ama son yeni açıldığı dönemi Hı -hı. kabul edersek. Yani bizim İmam Hatip'te okuduğumuz 30 yıl önce 40 yıl önceki öğrenci profili yok. İnsan değişmez, temel özellikler aynı. Ama bugünkü çağa uygun bir eğitim anlayışını geliştiremezsek ki biz burada sorun yaşıyoruz. E, maalesef sorunlarımız şey e, ne denir ona? katlanarak, hani katlanarak ve açı büyüyerek gidiyor. Hı -hı. Merkezde küçük ama kollar açıldıkça açılıyor. Bunun için bizim öncelikle e, şundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bütün taraflar yani kim bunlar? Yükseköğretim Kurumunu dizayn edenler, Milli Eğitimi dizayn edenler, Diyanet'teki eğitimi herkes hepimize iş düşüyor. Biz bu işi ben yaparım, bu işi ben bilirim demekten vazgeçmeliyiz. Kur'an'ın reddettiği bir anlayış, melik olmak Melik olmak yani ben sahibim demek Kur'an reddettiği bir şeydir. Ya biz anlayışı diyorlar ya. O Bize dönmemiz gerekiyor. Ona Bakın ne diyor ayette? İnnel muluke iza dakhalu qaryatan nefseduha Melikler bir şehre girdiler mi orayı ifsad eder. Ve caalu ehli adil oranın halkını onursuzlaştırırlar. Bu ne demek? Benim demek. Bundan vazgeçeceğiz. Oturacağız, ortak kanaatler geliştireceğiz, taraflarla görüşeceğiz. Mesela bizim eğitim fakültelerimizde şu öğretilir. Eğitim programı nasıl yapılır? Eğitim programı geliştirmenin programcılığın aşamaları vardır. İhtiyaç analizleri ve bir dünya aşaması. Bunları burada konuşmayalım. Bugün hangi müfredatımız, hangi dersimiz konulurken ihtiyaç analizi yapıyoruz? Hiçbiri. Milli Eğitim birileri diyor ki orada ya şu dersin okunması gerekiyor. Biraz latife olsun diye söyleyeyim. Bir teknik üniversitede hocamız seçmeli biyoloji dersi koyduruyor. Ya hocam diyorlar bunun ne alakası var yani bu adamlar inşaatçı ne bileyim mimar olacak. Ya diyor benim biyolojim çok iyiydi diyor ben yan olan olarak olmuştum çocuklarında alması gerekir. Bu mantıkla bir yere varamayız. Onun için bizim taraflar olarak hep beraber oturup ben demeden biz diyerek bu insanların neye ihtiyacı var? bu çağda nasıl çözüm üretiriz bunları konuşmamız lazım. Yoksa imam hatip liseleri Allah'a hamdolsun süreci konuşacak değiliz. Evet. Yani çok büyük badireler atlattıktan sonra bugün en güzel, en rahat, en gelişmiş zamanlarını yaşıyorlar. Ama içerik olarak bizim bunu daha da geliştirmeye ihtiyacımız var. Yani modern dünyanın gerekleri de meselenin içine dahil edilmeli. Kesinlikle. Bir da. Kesinlikle edinmeli. Hocam son 9-10 dakikalık süreçte 4'er 5'er dakika içerisinde son mevcut bak. durumda ne, ne yapmalıyız? Rahmetli, Nasıl daha iyiye gideriz? Rahmetli Hasan Celal Güzel döneminde evet. ders geçme sistemi... Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönem değil mi? Milli Eğitim mi? Bakanlığı Hı -hı. döneminde ders geçme sistemi denendi. Basmaklı kurs sistemi denendi. Bu ders geçme sistemi öğrenciyi özgürleştiren dersi kendi seçsin gitsin alsın. Ben hangi dersleri aldığına baksın diye bir denemeydi. Tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Çünkü bizim yapımız ne kültürel yapımız ne eğitim alışkanlıklarımız buna müsait değil. Dolayısıyla Bolonya süreci bu açıdan bize uygun değil. Neden değil? Öğrenci bırak şunu git kütüphane gitmiyor ki. Öğrenci gidiyor İnternetten birbirle ödev hırsızlığı yaparaktan istediğin şeyi tak 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 getiriyor. Öğrencilik zihniyeti dönüştürmek o, gerekiyor. Ha, öğrenciniz eğer sizin öğrenciniz hakikaten öğrenci olduğunu farkına varır da çalışmak için yardıma ihtiyacı duyacak bir duruma gelirse siz onu sınıfta tutmayın. Önünü gösterin, eline de rehberini verin ve yardımında olun, devam etsin. Ama ben diyorum ki ve bunda iddialıyım. Biz öğrencimizi dışarı saldığımızda biz bu ülkede yaşıyoruz. Öğrenci gidiyor, öğrenciliğini oturuyor. unutuyor. Kafedir, bah efendim bahçedir, parktır, geziyor, geziyor. Akşam yoruluyor. Gelir akşam da televizyon şey seyrediyor. Sabahleyin kalkıyor. Ne zaman çalışıyor? Yarın vize sınavı var derse bu akşamdan bir bakıyor üstün körü geliyor. Yarın final sınavı varsa bu akşamdan bakıp geliyor. Bizim sistemimiz bu şekilde iflas etmiş. Yani Dolayısıyla biz çok köklü bir şeye dönmemiz lazım. Ne, nedir hocam o? Ona dair yani, birkaç dakika. Bu kolay kolay e, yapılacak ve aşılacak bir şey değil. İnsanla hele kitlesel insanlarla dönüşüm gerçekleştirmek e, olabilecek en zor şeylerdir. Ama biz öncelikle eğitime yön veren insanlar, eğitim sorumluluğunu sırtına taşıyan insanlar oturup Muhittin beyin dediği gibi ben demeyip biz deyip bir problemi masaya yatırıp Onun üzerinde bir görüş ve fikir birliğine varmaları lazım Yani e, Hakikaten gidiş iyi değil Yani biz bu yapıyla Bu din eğitimi yapısıyla İslam'ı taşıyamayız Hele hele İslam'ı Bir medeniyet inşa eden inşa iddiasında olan bir din olarak Hiç taşıyamayız Biz yapamazsak Zaten yeryüzünde İslam'ın durumu belli Nedir yani haşa Cenab-ı Hak Müslümanlara gadir mi ediyor her yerde ezilen Müslüman. Kan dökülen Müslüman. Gözdesi Müslüman. Her türlü sıkıntılar Müslümandan başında. Çünkü Müslüman, Müslümanları kaybetmiş. Rotasını şaşırmış. Dolayısıyla bir an önce dönüp zamanın kıymet olduğunu, bir sermaye olduğunu, vaktin, sağlığın bir sermaye olduğunu, bu sahip olduğumuz şeylerin akıl dahil, sağlık dahil, zaman dahil bize vermiş birer emanet olduğunu ve bu bilinçler bunları maksimum kullanacak bir bilinci, ortak bir bilinci var etmemiz lazım. Bunu yapmadan bir şey yapmam mümkün değil. Ya yani bir kere o noktaya geleceğiz. Ama öyle bir noktadayız ki her şey bir tarafa çekiyor. Herkes o bilinci zayıflatacak noktaya gidiyor. Hani isteyerek falan değil. Az önce dedik ya ben birimli şeyle her şeyi bir tarafa oturacağız. Fikir birliği yapacağız. Ortak akıl dediğimiz bir şey var. Ortak akıl aynı zamanda haşa Cenab-ı Hakk'ın aklıdır. Ortak aklıdır. İda ilahi iradeye var. Akılları birleştirdiğiniz zaman. Ve emruhum şura beynehum ayetinden yola elbette, çıkarsak. Elbette. Elbette. Yani. Allah'ın rahmet eli de onların. Onu, onu biz gerçekleştirelim. Ama bizde şöyle bir alışkanlık da var. Bir konu önümüze koyup tartıştığımız zaman tamam mı? İlla benim dediğim doğrudur. Bu kabul edilmeli. Eğer bizim benim dediğim eleştiriliyor, kabul görmüyorsa ben orada yok. Ne yani. işim var başkanım? Daha niye geleyim ki diyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Zayıldım. Çok sağ olun. Muhittin Hocam'a döneceğim. Hocam 5 dakikalık bir zamanımız var. Son olarak e, sizin de neler yapmalıyız? Yani daha iyiye ulaşmak gibi bir hedefimiz var mı hepimizin? Var. Evet. O zaman bu hedefi gerçekleştirmek adına yapmamız gerekenleri özetlemenizi rica edeceğim. Ee, yani tabii ki şöyle bütün sistemle alakalı her bir aşamada şunlar yapılır demek mümkün değil. Fakat e, şu cümleler bağlamında ben bir şeyleri söylemek istiyorum. Özellikle Tezkiye diye bir kavram, Kur'an kavramıyla hareket ederek bir şey anlatmak istiyorum. Kur'an'da geçen bir kavram, tezkiye, arınma, arındırma, zekat da aynı kelimeden geliyor. Hı hı. İki yerde hem Şems'te hem Ala suresinde kendisini arındıran kurtulmuştur deniyor. Buradan anlıyoruz ki arınma işini yapması gereken kişinin kendisidir. Zaten eğitimci olarak biz şunu da biliyoruz ki eğitim kişinin kendisinde gerçekleşir. Yani dünyanın en iyi öğretmenini de getirseniz, en iyi eğitmenini de getirseniz, eğer eğitilecek kişi değişimdir eğitim. Değişmeyi kabul etmezse, hı hı. eğitilmek istemezse siz eğitemezsiniz. Yeryüzünün en büyük öğretmeni Resulullah'ın karşısında bir Nitekim taifesin. Değil mi? Yani Ebu Cehil belki evet. Hazreti Ebu Bekir'den daha çok laf uyumabilir belki, daha çok dinlemiş olabilir. olabilir. Peygamber'in eğitimiyle değişmemiş. Şimdi dolayısıyla Kur'an'da bakıyoruz. Kendini arındıran kurtulmuştur diyor. Buradan şunu anlıyorum ben. Herkes kendi sorumludur. Eğitim açısından baktığımızda da. Fakat aynı Kur'an, Peygamberin görevlerini saydığı ayette de diyor ki, Yetlu Aleyküm ayetine, Ayetlerimi size okuyan, Ve yüze kikum, Sizi tezki eden. Başka ayetler de var. Şimdi tezki eden, arındıran. Bir yerde diyor ki, Kendini arındıran kurtulmuştur. Öte tarafta peygamberin de arındırma görevi var diyor. Burada bir tezat var. Sanki nedir o? Görev peygamberin mi insanın kendisinin mi? İşte bu noktada önemli bir kavram tezkiye. Aslında bu arınma, değişme, dönüşme işi kişinin kendisindedir. Hocam dedi ki çok güzel her şey ama bizim öğrencimiz sokaktan içeriye girmez. Örnek olarak söylüyorum. Doğru. Bu vaka maalesef önce bu çocukların değişmesi lazım. Lakin nasıl değişecek? Denklemi buradan görüyoruz. Peygamberin tezkiye görevi var. Yani din eğitimi dediğimiz şey bir tezkiye işidir. O bütünün içerisinde. O zaman eğitimci tezkiye etmek üzere hareket edecek ve kişi kendini tezkiye edecek. Yani birey arınacak, değişecek, düzelecek, farklı bir şekle dönüşecek. Ama eğitimci ona rehber olup onun arınmasının yolunu açacak, arınmanın yolunu gösterecek. Ayet ne diyor? Yetlu aleyküm ayetini, ayetlerimizi okuyan, Allah'ın ayetlerini okuyan derken, bugün biz e, ses sistemlerinden dünya kadar dinleyebiliyoruz. Bu değil konu. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın işaretlerini tilavet etmek demek, aslında göstermek, yol göstermek birçok anlamı var. Sonra kitabı ve hikmeti öğreten diyor devamında. Kitap yasalar demek, kitap nesne değil. Allah'ın yasalarını ve hikmeti yani hikmet adalettir en basit. Bunu öğreten bir peygamber. Şimdi o zaman bakın sorun yine bize geliyor. Yani biz e, bu manada bu çerçevede eğitimciler olmaya başlarsak eğitimciler olarak bu tezkiye görevini yerine getireceğiz. Din eğitimi dediğimiz hem özel alanda hem genel anlamda daha iyi bir şekilde dönüşecektir diye düşünüyorum. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, ağzınıza, dilinize sağlık. Hem e, din eğitiminin temelleri, hem de Türkiye'deki din eğitimi sürecini e, okumak bağlamında güzel bir program oldu. E, Yalova Üniversitesi rektörü, din eğitimi profesörü, e, profesör doktor Suat Çebeci hocamız ve Necmet Bakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi din eğitimi anabilim dalı Öğretim Üyesi profesör doktor Muhittin Okumuşlar hocamız. E, konuklarımızdı. çok teşekkür ediyoruz kendilerine hocam. Ayaklarınıza sağlık, evet, dilinize sağlık. E, sevgili izleyicilerimiz haftaya Paz. Pazartesi bir başka farklı bakış programında karşınızda olacağız. nasip olursa efendim, Profesör Doktor Ramazan Altıntaş ve Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya hocalarımızla din, medeniyet, şehir ilişkisini ve bu manada İslam'ın medeniyet öngörüsünü konuşacağız. Farklı bakış programında yeniden karşınızda oluncaya dek efendim Allah'a emanet olun diyorum. tüm izleyicilerimize hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.